Sağ ol, Allah razı olsun. Amin, sağ ol. Sağ ol, cümleyin. Şey Allah'a. Amin, amin. Arkadaşlar, müsaade edin. Efendim, saygılar. Aç arkadaşım yolu. Sağ ol. Yolu aç. Yolu aç. Sana şöyle var. Başkanım. Ona bir telefonu bildirim. Tamam, dedim. Selamlar. Şu orada Zemin Şahmet'ine de aldım. Türkiye'de her gün. Bakın şöyle gel. Başkanım hoş geldiniz. Abi çok iyi yakına tanıyorum. Benim yakın köyüm. Hoş geldin. Evet. Bunlar öyle. Aynen. Yok değil. Nasıl? Çok şükür. Yani Abiciğim iyi günler, kolay gelsin. Bizler 90 yıllık çınarın yeni filizleriyiz. Değerli dostlarım, 12 yıldır baskıcı bir rejim altında yaşıyoruz. Ülkemiz dünyanın ikinci en büyük işsizlik yaşayan ülkesine dönüştü. Zam yağmuru bastırmış, daha da gerisi geliyor. Tarım çökmüş, çiftçi, esnaf, çalışanlar perişan halde. Emekliler yaşam mücadelesi veriyor. Sosyal devlet Başkan Vekilim, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanlarım, Belediye Başkan Adaylarım, değerli Yalovalılar, değerli hemşehrilerim, değerli dostlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Yalova yine çok önemli ve anlamlı bir güne ev sahipliği yapıyor. Keşke her birimiz burada olup da şu muhteşem günü, şu güzelliği görebilseydik. O kadar güzel bir günümüz ki burada. Değerli dostlarım, Anadolu'nun yaz delikanlısı, tekin adam, Cumhuriyet Partisi'nin gül kızlarından biri Gülten Tekin bugün bizlerle beraber 14 günlüğü basınlarıyla kendisine hoş geldiniz diyoruz.
iki tane özel adam yan yana oturuyor. Birisi Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin, diğeri Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muharrem İnce. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde iki tane önemli olaya imza attılar. Örnek alınacak bir duruş sergilediler. Sayın Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı olduğu dönemden başlamak üzere Muharrem Bey'le milletvekili olduğu dönemden bu yana ezber buluyorlar. Halkınızı biraz yoklarsanız hangisinin ne kadar çok ne kadar ezber bozduğunu zaten unutarsınız. Ama ondan da önemlisi ikinci madde şu. İkisinin de adı büyük şehirlerde belediye başkan adaylığı için veya da adaylık için geçti. Partinin genel merkezinin takdiridir. Başka adayları gösterdiler. Peki siz hiç ikisinden de bugüne kadar hiç kötü bir menfi bir söz duydunuz mu? Beni bu parti niye aday yapmadı diye düşkünlük duydunuz mu? İşte değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partililik demek bu demek. Ama ne var ki böyle mükemmel iki tane siyasi timsal, siyasi sembol ve siyasi duruş varken Yalova'da benim karşımda da Türkiye'nin en kötü örneği var. Ben 48 yaşındayım. Bugüne kadar Türk siyasetinde aday olduğu siyasi partiden utanan bir belediye başkanı adayı görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Evde ne kadar ceketim varsa hepsinde onurla, gururla taşıdığım, sevgiyle taşıdığım, yüreğimin üstüne koyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin özeti var. Mevcut belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özetini sadece bir sefer taktı. O da Demokrat Parti'den geçiş döneminde. Değerli arkadaşlarım, yine kendisiyle ilgili söylemek istediğim çok önemli bir nokta var. Her gittiği toplantıda ve ev toplantılarında özellikle ve geçen dönem insanları kandırdığı gibi yine kandırmaya kalkıyor. Diyor ki, ben asla Adalet ve Kalkınma Partili olmadım. Adalet ve Kalkınma Partili değilim. Ve ne diyor biliyor musunuz? Ben bir siyasi partinin üzerindeyim. Ben bir markayım. Ve ben buradan diyorum ki, evet marka olabilirsin ama iyi markalar var. Senin gibi çok kötü markalar da var. Değerli arkadaşlar bakın, yarın kendisi bir yürüyüş tertip etti burada. Seçmene kendi ve ekibinden neredeyse yalvarmadıkları kaldı. Ev ev erzak gidiyor, imzalar alınıyor, 5 kişi getireceksin diyor. İkinci kez erzak alması için de o yürüyüşte tekrar imza atması isteniyor. Belediye personeline eleman getireceksin yürüyüşe diye baskı yapıyor. Ama ne demişti Mehmet Akif Ersoy? Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış bir canavar. İşte Yakup Koçul'un da son barutluk atışı kaldı. Merak etmeyin. Yalancının mumu yastığa kadar, Yakup Koçul'un mumu 30 Mart'a kadar yanacak. Anlatacak, konuşacak çok şey.
var. Çünkü ben geçen dönem belediye meclis üyeliği yaptığımdan beri Yalova Belediyesi'ni çok iyi tanıyorum, biliyorum. Bugün neresinden tutsam elimde kalıyor. Ancak sizler bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımızı dinlemeye geldiniz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Daha beraber olacağız. Sözlerimi bitirmeden önce diyorum ki, değerli dostlar, az kaldı. Geliyoruz. Harabelerin saltanatını ihmal ediyoruz. Peşkeşe ranta son vermeye geliyoruz. Birlikte yönetmeye geliyoruz Yalova'yı. Armutlu'dan Altınova'ya sevgiyle büyütmeye geliyoruz. Son olarak diyorum ki, değerli hemşehrilerim, bana hakkınızı helal etmeyeceğiniz hiçbir kararın altına asla ama asla imza atmayacağım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kaçaklar, marş durumlar, geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kimlere ne işliyor, hepsi biliyoruz, bileceğiz. Değerli misafirler, şimdi grup başkan vekilimizi mikrofona davet ediyorum. Bak şu tribünün güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Şimdi bak, bu sol taraf, şu çizgiden itibaren sol taraf kırmızı, sağ taraf beyaz, en büyük dedim mi de CHP diyeceksiniz, tamam mı? Kırmızı bu taraf. Kırmızı. En büyük. Bravo. Bravo. İzmir Milletvekilimiz Sayın Mustafa Balbay geçen hafta çalışmalarımızı, organizasyonlarımızı çok güzel özetledi. Dedi ki, bizler salonlara sığmayacak kadar büyüdük, onlar ayakkabı kutusuna sığacak kadar küçüldü. Tribünlerde alkışı protestoyu yasaklayacak, interneti yasaklayacak, meclis televizyonunu kapatacak, pastan telefon açacak. Alo Fatih, altyazıyı kaldır diyecek. Yatak odalarından kasalar fışkıracak. Ayakkabı kutusundan dolarlar fışkıracak. Sonra da utanmadan, sıkılmadan bir büyük yüzsüzlükle milletin karşısına geçip bize komplo yaptılar, bize darbe yaptılar diyecek. Sevgili dostlarım, bu ülkede yolsuzluğun danışkasını bunlar yaptı. Ama yolsuzluk daha önceden de olmuştu siyasette, ama asıl önemlisi bunların yüzsüzlüğü yolsuzluklarını geçti. Şimdi size söyleyeyim, bizim 4 bakanımız istifa etseydi, bizlerin genel başkan yardımcımızın, benim genel başkanımızın odalarından kasalar çıksaydı, emin olun ki bizi taşlarlardı, öyle mi? Bizi taşlarlar. Şimdi yapmamız gereken bir iş var. 30 Mart'ta belediyeleri Yalova'da bir gerdanlık gibi dizeceğiz. Kaytaz Dere'den Armutlu'ya. Bir
gerdanlık gibi dizeceğiz. Sonra da genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bunları Yüce Divan'a göndereceğiz. Hep birlikte. Ya böyle şey gibi. Partisinden istifa eden milletvekiline hain diyor. Dün ortaklık yaptığı cemaate haşhaşi diyor, örgüt diyor. Savcıya paralel yapılıyor. Seninle işim daha bitmedi diyor. Twitter'a bela diyor. Öğrenciye terörist diyor. Sendikacıya dinozor diyor. Doktora iğne yapmasını bilmez diyor. Öğretmene bütün yaz yatıyor diyor. MHP'ye yavru muhalefet diyor. CHP'ye cibilyeşli diyor. Genel başkanımıza ana muhalefet müdürü diyor. Ben de dedim ki doğru, bizim genel başkanımız geçmişte SSK'da genel müdürdü, doğru. Saklamıyoruz, gizlemiyoruz. Sen de sucuk fabrikasında sucuk müdürüydün. Biz sana sucuk müdürü dedik mi? Benim hakkımda haklı sıra dalga geçmiş. Ona bir cevaplandırayım, burada yalanlar bir duysun. Güvercin Sevenler Derneği'ne gitmiş. Çocuğum onu orada takla atan bir güvercinin adı Muharrem'miş. Güvercin Sevenler Derneği Başkanı diyor ki, ben böyle bir şey demedim diyor. Yani yalan söylüyorlar birincisi. İkincisi, 15 yaşında Elmalık köyünde samanlığın duvarına CHP yazdım. 50 yaşındayım. CHP'den başka bir yerde siyaset yapmadım. CHP'nin kapalı olduğu dönemler hariç. Bak. Bak Temel Coşkun. Ben o mecliste 500-600 kez konuştum. Sen 5 kere konuştun. 5.sinde de rezil oldun. Bütün göçmenleri aşağıladın, rezil oldun. AKP'nin oylarını Türkiye çapında düşüren adamdır Temel Coşkun. Her gittiği yerde göçmenler hesap soruyor AKP'lilere. Sen bizi niye aşağılıyorsun diyor. Kimimiz Kürdüz, kimimiz Boşnakız, Arapız, Arnavutuz, Çerkeziz, Lazız. Hepimiz Türk milletinin bir parçasıyız biz. Aleviyiz, Sünniyiz, Şafiyiz. Kimimiz Erzurum'da bar tutarız. Diyarbakır'da adiloş köpederiz. Trakya'da karşılama oynarız. Karadeniz'de horon teperiz. Kimimiz Aydın'ın inciliyle büyüdü. Yalova'nın elmasıyla, Giresun'un fındığıyla büyüdük. Konya'nın buğdayıyla büyüdük. Manisa'nın üzümüyle büyüdük. Adana'nın portakalıyla büyüdük. Biz bu milletin bir parçasıyız. Sen derenin ötesi, derenin berisi diyerek insanları aşağıladın. Göçmenlerin olduğu yerlere gidemiyorsun Temel Coşkun. Partini rezil ettin, kendini rezil ettin. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Güvercin'de bir hayvandan örnek vermek gerekiyorsa bu kalemun bunlara iyi uyar, bu kalemun. Başkanım ömrünün tümünü Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçirmiş, hiç takla atmamış bir il başkanı. Benim belediye başkan adayım ömrünün tümünü solda geçirmiş, sağa sola dans etmemiş bir belediye başkan adayı. Temel Coşkun,
Sen taklacı arıyorsan yanı başına bir bak. İl başkanın da taklacı, belediye başkanı adayın da taklacı. Eğer sende cesaret varsa, eğer sende yürek varsa mecliste karşıma çıkarsın, mecliste, o kürsüde. Meclisteki kürsüye çıkamıyorsun, partiye gelince de mikrofonu kimseye bırakmıyorsun. Bak AKP'liler, AKP'liler senden şikayetçi Temel Coşkun. İçinden fotoğraf koymuş. Şahitlerim buradadır. Ben bu partide il başkanlığına adayken 98'de o Mustafa Pehlivan benim rakibimdi. CHP'de rakibimdi. Karşıma aday olacaktı. Beni partide ne diye eleştirdi biliyor musunuz? Onu biliyor musunuz? Bu Muharrem İnce gericidir. Cuma namazlarına gidiyordu. Bu gerici solcu değildir. Cuma'ya gidiyor diye beni partide eleştirmişti. Bunu biliyor musunuz? Bak Mustafa, ben 15 yaşında da Cuma'ya gidiyordum, 50 yaşında da gidiyorum. Sana soracak halim yok. O içinde gitmiyorum, inancım için gidiyorum, bu seni ilgilendirmez. İsteyen cam evine gider, isteyen camiye gider, isteyen kiliseye gider. Sana ne? Bunlara haddini bildireceğim bu yalanı. Haddini bildireceğim. Bir daha arkamdan konuşurlarsa onları Yalova meydanına davet edeceğim. Mikrofonla gelecekler karşıma. Gelecekler, yürekleri varsa, bilgileri varsa konuşacaklar. Gelecekler karşımda konuşacaklar. Sen taklacı mı arıyorsun? Taklacılar yanı başında senin. Her partiye gitmişler. Al bundan büyük taklacı mı olur? Cuma namazına gitti diye eleştirilen CHP il başkanı şimdi AKP'ye gideceksin. Elhamdülillah sabah namazındayız diyeceksin. Senin tümlen belli değil, tümlen görünmeyen belli değil, görünmemi diyeceksin. Şimdi size bir soru. Siz buraya gelirken erzak aldınız mı? Ben size erzak verdim mi? Hayır. Para verdim mi? Siz buraya gönüllü gelmediniz mi? Burası gönüllüler topluluğu. Erzakları almışlar, dağıtıyorlar şimdi. Kapı kapı 8000 erzak. Onlara ve vatandaşlara şunu söylüyorum. O paralar belediyenin parasıdır. Yani sizin paranızdır. Ananızın ak sütü gibi helaldir. O erzakları alın. Onları yiyin ama oy vermeyin. Ben hazır böyle bir topluluğu bulmuşum. Uzun konuşmak isterim ama Sayın Genel Başkan Yardımcım, sevgili arkadaşım, bu yoğun programının içerisinde bizlere zaman ayırdı. Sayın Gürsel Tekin'i daha fazla bekletmemek için ben mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Çok kendi arkadaşlarımıza itiraz ederken size itiraz etmemek düşünülebilir mi? 1,5 yıl önce yine Zat-ı Muhtereme bugün diyor ya, paralel devletti, puralel devletti, dinlenmişim, kumpasa uğramışım, geçeceksin o numaraları. 1,5 yıl önce Google'a girdiğinizde göreceksiniz, Türkiye'nin en önemli gazetelerine baktığınızda kendisini ben uyarmışım. Ey başbakan, sen bırak dedi ya, ben Sayın Kılıçdaroğlu senin nefesini dinliyorum. Ya dedim sen boş ver. Kılıçdaroğlu dinlemek zaman kaybıdır, bir şey çıkaramaz. Sen dinleniyorsun sen. Dikkatli ol, dinleniyorsun. Hatta daha ileri giderek
5 soruya baktığınızda evinin altındaki kablolara bak diyen siyasetçi ne zaman? 1,5 yıl önce. Niye bunları söylüyoruz? Sen başbakansın. Benim talihsizliğim ama sen başbakansın. 76 milyonu sen yönetiyorsun. Savaşa sokuyorsun ülkeyi. Onun için dikkatli ol. Ülkenin geleceği için seni uyarıyorum. Tık yok. Şimdi ne diyor? Vay biz dinlenmişiz. Evimizin altında kablolar geçmiş. Biz bu ihanet şebekelerin içindeymişiz. Bunların hepsi numara ve yalan. Buna emin ol. Sonra biraz önce Muharrem Başkan cibiliyet işi deyince aklıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi geldi. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi yokluklar içinde kurmuşlar. İş Bankası kurulmuş. İş Bankası'nın sanayiciye, çiftçiye, köylüye kredi vermesi için hisse artırımı yapılması gerekiyor. Bir tek arsası var. Onu da satıyor. İş Bankası hissesine veriyor ki bu ülkenin sanayisi gelişsin. Servet edinemez miydi kendisini? Astığım astık, kestiğim kestik dönemlerinde hiç beğenmediği, utanmadan ismini ağzına aldığı İsmet İnönü kendi çocuklarına servet bırakamaz mıydı? İstanbul'un yarısını tapuları. Ne yaptı? Yetimin çocuğunu düşündü. Kimsesizlerin çocuğunu düşündü. Bülent Ecevit'i size anlatmama gerek var mı? Bülent Ecevit'in yolunuz düşerse Ankara'ya gidin bakın evine. Mütevazı bir Yalovalı emekli nasıl evi neyse rahmetli Bülent Ecevit'in de evi o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatmama gerek var mı? Gidin bakın evine. Siz Dilman adına milleti kandırıp orada yalı yetmedi, burada villa yetmedi, Allah gözünüzü doyursun. Utanmıyor musunuz? Kimmiş cibiliyet? Cibiliyet arıyorsanız ta olup gittiniz işte cibiliyet. Sevgili Yalovalılar, dostlarınıza, arkadaşlarınıza, hemşerilerinize, inançlı bütün yurttaşlara siz gidin anlatın. Anlatın bunları, bunlar başka bir şey. En kutsal değerlerimizi kullanarak gelmiş oldukları noktayı görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, insanoğlu bizim ailemizin bize öğretmiş olduğu iki temel kural var. Bir, yalan söylemeyeceksin. İki, kimsenin hakkını gasp etmeyeceksin. Bir başbakan düşünün. Gezi sürecini hepiniz hatırlıyorsunuz. Çıktı dedi, her şeyi kendisine alet edebilecek bir başbakanı hayatının hiçbir alanında görmedi. Rahmetli Erbakan'ı bununla arıyoruz. Vallahi bununla arıyoruz. En azından bu kadar tahrip etmemişti. Ne dedi gözlerinizin içine bakarak? Beşiktaş Meydanı'nda türbanlı bir kız kardeşimize 150 kişi saldırmış, saldırmakla yetinmemiş, bilmem ne yapmış. Utanmadın mı şimdi sen? Akşam Kanal D'de onu izlerken hiç mi sıkılmadın, hiç mi ağırlanmadın, utanmadın? Sevgili Yalovalılar, Anadolu'nun en önemli geleneklerinde bir tanesi, bırakın 100 kişiyi. 3 tane insan bir kadına elini kaldırırsa 5.'si onu linç eder. Sen hangi kültürde yetiştin Allah aşkına? Yetmedi. Yetmedi bu ülkede en ağır bedelleri bu ülkenin farklı insanları ödemiştir. Ne adını ödemiştir? İşte senin gibi kafalar Sivas'ta 37 tane yurttaşın ölümüne sebep olmuştur. Utanmadın mı buna sen? Çıktı. Bu yeter mi? Efendim, Gezi Parkı
sadece yurttaşlarımızın en meşru hakları olan demokratik haklarını kullandıkları için zulüme uğradılar. O zalimlerin zulümünden dolayı sığınabilecekleri tek liman vardı, en kutsal yerimiz olan camiler. Döndü, utanmadan, arlanmadan dedi ki camide içki içmişler. Allah yüzümüze baktı. Şerefli, namuslu bir din adamı Fuat Hoca çıktı dedi ki hayır dedi böyle bir şey olmadı. Ben kendimi Allah'tan edemem. Sağ ol Fuat Hoca. Allah razı olsun. Senin gibi din adamlarının başımızın üstünde yeri var. Hayatında o paralelde giderken utanç utanç olmalı. Sözde millet iradesiyle seçilmiş göçlülerin tarihinde çekim olduğu yerdir. Bir kabile düşünür, kabilenin yarısı yolsuzlukta suçlu olmuş, bir yarısı suçüstü olacağı bir ortamda organize işlerden polisler, savcılar hepsi bayrağı sarıldı. Tabii bütün bu olaylar aslında önce planlanmış, biraz önce Meclis TV dediniz. Bu organize işleri, çeteleşmeyi, yolsuzluğu yapmanın temel kuralları var. Onun en iyi Tipeyatro söylüyor, İtalyan savcısı. Bunu önce basını susturacaksınız. Medyayı susturacaksınız. Muhalif olabilecek insanları içeri atacaksınız. Bir gazeteci kardeşimiz sadece ve sadece başbakan hakkında bir kitap yazdığı için 6 yıldır cezaevinde. 6 yıl. Ergun Poyraz. 6 yıl. Silah yok. Yolsuzluk yok, hırsızlık yok. Siyasal düşüncesini bir kitaba aldığı için 6 yıldır cezaevinde yatıyor. Bu ülkeyi soyan adam 6 gün sonra bugün galiba serbest bırakılmış. Ben defalarca çağrıda bulundum. Bugün de Yalova'da çağrıda bulunmak istiyorum. Rıza Saraf, bu meşhur iş adamı. Büyük olasılıkla tarih veriyorum, 25 Şubat'ta onu da serbest bırakacaklar. Altını çizerek söylüyorum Yalovalılar. 25 Şubat'ta onu da serbest bırakacaklar. Dedi ki bu, efendim dedi, paralel devlet, kumpas falan filan, biz bu kumpasları mumpasları bilmeyiz. Sadece bir şey talep ediyorum Yalova'da. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, şerefiniz, onurunuz varsa, 76 milyon insana birazcık saygınız varsa, istediğim çok basit bir şey. Rıza Zarrab'ın ofisine giren çıkan siyasetçilerin kamerasını kamuoyuyla paylaştı. Çok ağır bir şey mi istiyoruz? Hadi diyelim savcılar size kumpas kurdu. Polisler bilmem ne yaptı. Rıza Zarrab'ın oraya giren çıkanların fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşın. O fotoğrafları gördüğünüzde siyasetten nefret edeceksiniz. AKP'ye oy veren yurttaşlarımız ne kadar büyük günah işlediklerini görecektir. Hadi açın bakın. Açın.